Gazete Magazin sıradaki haberimizle kaldığı yerden devam ediyor. Kim demiş yaş yetmiş, iş bitmiş diye Düket Duru'nun 7.0 temalı doğum gününe yıldız yağdı. Rüya gecede neler neler yaşandı. Kahkahalar havada uçuştu. Düetlerin ardı arkası kesilmedi. Dans şovları nefes kesti. Ne şarkılar, ne şarkılar. Ne hatıralar, ne hatıralar. Düket Duru. Büyük pop koşusu 70'li yıllarda başladı. Henüz 20'li yaşlarındaydı. Adını yeni yeni duyuruyordu. 80'lerde Ajda Pekkan'la Sezen Aksu ile birlikte ülkenin en popüler 3 kadın popçusundan biri oldu. Türk popunun altın çağının yaşandığı 90'lı yıllarda ardı ardına yıldızlaşan nice genç isme direndi, zirveden inmedi. 2000'li yıllara gelindiğinde hala bir Nüket Duru gerçeği vardı pop dünyasında ve sene oldu 2024. Nüket Duru hala hayatımızın tam merkezinde. Hani eskilerin bir lafı vardır ya, yaş yetmiş, iş bitmiş diye, o lafı taca atıyor Nüket Duru. Önceki gece Nüket Duru 70. yaşını 7.0 adlı zamansızlık içeren temalı bir partiyle kutladı. Kimler yoktu ki o gecede ve ne magazin bombaları patladı o gece. Ceyda Düvenci. 9 ay önce boşandığı eşi Bülent Şakrak'ın önceki günlerde bir kız arkadaşıyla ortaya çıkmasından sonra güzel oyuncu da sevgilisini koluna taktı, o gece Nüket ablasının partisine koştu. Ünlü radyocu Güçlü Mete ile olan beraberliğini dostla düşmana ilan etti o gece Ceyda Düvenci. Hanımefendi rengarenk giyinmişti. Belli ki yeni aşk yaramıştı. Yüzünde güller açıyordu. Beyefendi siyah, sade, Ceyda Düvenci çiçekli böcekli üstü başı pin bir renkli kıyafetiyle çok şıktı. Beren Saat ve Kenan Doğulu. Onlar da bu tarz partilerin vazgeçilmez çifti. Az önceki Ceyda Düvenci Güçlü Mete çiftinin tam aksiydiler. Beren Saat son derece sade ve spor, Kenan Doğulu'ysa bol janjanlı kostümüyle dikkat çekti. Beren Saat'in kot takımı dikkat çekiyordu. Hafif bir göbek dekoltesi dışında çok ama çok sadeydi. Belli ki rutin bir iş toplantısını bırakıp koşarak gelmişti Nüket ablasının partisine. Kenan Doğulu'ysa tam tersi, özenmişti üstüne başına. Seneler önce katıldığı ve kendisine şöhret kapılarını açan Türkiye'nin Yıldızları yarışmasının jüri koltuğunda oturan Nilgün Belgün'le hasret giderdiler. Nilgün Belgün, Beren Saat'teki star ışığını bundan tam 20 sene önce fark etmişti. Zaten sosyal medyasından yaptığı paylaşımda da ilk günkü gibi güzel, doğal ve mütevazı yorumunu yaptı Beren Saat için. Yıldız yağmuru vardı o gece Nüket Duru'nun partisine. Rakçı Göksel, Sabah Tümer, Defne Samyeli ve daha nice isim. Nüket Duru gecenin açılış konuşmasını yaparken bu organizasyonun önce kendisine sürpriz olacağını ancak son anda o sürprizi bozduğunu anlattı. Ve tabii ki şarkılarıyla verdi eğlencenin startını. Kenan Doğulu ile yaptıkları düetler ayrı bir tat kattı gece. Bir Nüket Duru'nun şarkılarıyla yapıldı düetler, bir Kenan Doğulu'nun şarkılarıyla. Göksel. O da çocukluk aşkım dediği şarkılarıyla büyüdüğü Nüket Duru'nun gecesinde Nüket Duru'yla düet yaptı, kulakların pasını attı. Defne Samyeli. O da sahnede Nüket Duru'yla düet yaptı, dans şovlarıyla dikkat çekti. Meltem Cumbul. Bir dönem oyunculuk performansı dışında sahne şovları ve nefes kesen danslarıyla izlerdik onu. Uzun süredir dans ederken görmemiştik. Nüket Duru vesile oldu. Meltem Cumbul dayanamadı, kendini piste attı. Nüket Duru'yla özdeşleşen dans figürlerinde birebir Meltem Cumbul efsane şarkıcıyı taklit etti. Ve tabii ki hatıralar. Nüket Duru seneler önce oynadığı Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinden söz ederken gerçek hayatta 7 kez evlenip boşanan Nilgün Belgün patlattı espriyi. Bu uzun ve rüya gibi gecenin finalinde Nüket Duru pastasını üflerken gözyaşlarına hakim olamadı.
hangi ünlü oyuncu aylardır sakladığı sevgilisiyle sonunda kamera karşısına çıktı? Bülent Şakrak eski eşi Ceyda Düvenci'nin yeni aşkı için ne dedi? Gülben Ergen neden evden çıkmıyor? Bakın magazin dünyasının ünlü isimleri nerede, kiminle görüntülendi ve ne açıklama yaptı? Gülben Ergen'in öfkesi. Neden mikrofonları itti? Var gibi bir halim var mı anlattıklarımda? Hangi soruyu beğenmedi? Neden küstü? Hadi be! Berkay konserindeyiz. Harbiye'de sahne alacak az sonra. Şöyle izleyenleri tarıyoruz. Kimler kimler çıkıyor karşımıza? Rabia Soytürk. Dizilerin aranılan güzeli yanında sevgilisi Samet Vuruşkan'la ilk kez insan içine çıkmış durumda. Bülent Şakrak. O da Ceyda Düvenci'den boşanır boşanmaz yıldırım aşkına düştüğü Esra Akpınar'la beraber gelmiş Berkay konserine. Gece önce aynı koltukta eski eşi Ceyda Düvenci ve kızı Melisa hayranı olduğu Sıla'yı izlemeye gelmişti. Yorumu ne olacak? Bu arada boşandıktan sonra hayatında neler değişti beyefendinin? Tatil planlarını anlatırken derin derin hayallere dalıyor. Yine birkaç gece önce Ceyda Düvenci'de yeni sevgilisi Güçlü Mete ile yakalanmıştı gazete magazin kameralarına. Hemen ertesinde beyefendinin de yeni sevgilisiyle artık saklanmadan ortaya çıkması bir nazire miydi acaba karşı tarafa? Burcu Binici, o da Berkay konserine işini gücünü bırakıp gelmiş. Tam bir Berkay fanatiği. Bu arada yeni saçları ve imajı dikkat çekiyor hanımefendinin. Herkes heyecanla Berkay'ı bekliyordu ama kuşkusuz en heyecanlı kişi eşi Özlem Ada Şahin. Ve artık müzik zamanı. Berkay klasik siyah şalvar pantolon, İyice uzamış sakalı ve yeni ekimden çıkmış saç modeliyle sahnede. Gülben Ergen. Peki o ne alemde? Çocuklar Gülsün diye kampanyası kapsamında katıldığı söyleşi sonrası standa geçip satış yapıyor Gülben Ergen. Buyurun. Buyurun buyurun. Evet buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çocuklar Gülsün diye her zaman her yerdeyiz. Burası bizim standımız. Sizin çok görmediğiniz bir şey Çocuklar Gülsün diye. 53 tane anaokulu açtık. 54. okulumuzun inşaatı devam ediyor. 55'e de başlayacağız. Daha nice 53 okullara diyoruz ve albüm işine dönüyoruz. Artık çıkartın yeni bir şarkı. Yaz geldi geçiyor bile. Stüdyoya giriyorum. Bu hafta inşallah yetiştirebilirsem Haziran ayına. Yetişir yetişir. Kimlerden var şarkılar? Hem bir Sezen Aksu şarkısı var. Hem bir Mert Ekren şarkısı var. Single mı olacak? Bir tane daha şarkı var okuyacağım. Karar vereceğiz, single çıkacak. Bu arada hafta içinde de sizi Bodrum Gümüşlük'te Sezen Hanım'ın evinin civarında görmüşler. Evet. Mekandan dolayı belli oldu galiba. Bizden kaçmaz hanımefendi. Nasıl geçti Sezen Aksu ziyareti? Güzel geçti. Güzeldi. Ne kaynatmışsınızdır, ne kaynatmışsınızdır değil mi? Güzeldi. Ya çok güzel tabii ki sohbet etmek, dinlemek, konuşmak. Bütün günü beraber geçirdik. Sahnelere veda etmesi. Bir daha konser vermeme kararına yorumunuz nedir? Ben ısrar etmiyorum. Hiçbir şekilde. Ama niye? Sizi kırmaz minik serçe? Biliyorum sebeplerini, haklı sebeplerini çünkü. Konuşabilme, görebilme, sohbet edebilme şansım da olduğu için çok hak verdiğim sebepleri var. O yüzden o iyi olsun da nerede ve nasıl olursa olsun. Peki bunun dışında neler yapıyorsunuz? Sosyal hayatınızda mesela. Benim hani gece hayatım ya da sosyal hayatım çok fazla olmadığı için iş hayatım son derece planlı ve programlı. Ne demek o sosyal hayatım yok? Evde yaşamayı çok seven birisiyim. O kadar asosyalim ki. Şimdi Kenan'ın doğum günü var mesela. O kadar çok gitmek istiyorum ki inşallah son dakika bir aksilik olup gitmemezlik etmem. Yılda bir ya da iki kere evden çıkıyorum ben. Hiç normal değil. Evde ne yapıyorsunuz? 7-24? İşim, çocuklar, annem. Uzun vakit ayırdım ve dernek. Anneniz demişken bayılıyoruz şu videolara. Annem çok komik değil, imdat diyor. Ben ama spor yaptıkken imdat diyor annem. Ve geldik şimdi asıl meseleye. Lütfen dikkatli izleyin. Özel sorayım. Ne özel hayatı ya? Hadi be. Çok var gibi bir halim var mı anlattıklarımda? Bak gitti müşteri. Ya hemen. Gitti, kaçırttın. Hadi git. Tamam kaçıyorum. Dedi. Mikrofonları itti, işinin başına döndü. Bize de tekrar yollara düşmek kaldı.